Bir okulda 5 matematik, 3 Türkçe ve 2 tarih öğretmeni vardır. Bu okulda 2 kişilik nöbetçi öğretmen ekibi kuruluyor. Bu deneyin örneklem uzayı kaç elemanlıdır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar toplamda 10 tane öğretmen var ve bunların arasından 2 tane öğretmen seçiliyor. Burada örneklem uzayımız 10'un ikilisi olacaktır. 10'un ikilisi de 10 çarpı 9 bölü 2'den 45 olarak gelir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. 3 madeni paranın havaya atılması olayında ikisinin tura birinin yazı gelme olasılığı kaçtır? Önce tüm durumlara bakalım arkadaşlar. Şimdi bir paranın havaya atılması olayında iki tane durum vardır. Ya yazı gelecek ya tura gelecek. İkinci para içinde iki durum vardır. Üçüncü para içinde iki durum vardır. O zaman burada tüm durumlarımız 8 tanedir diyebiliriz. Şimdi gelelim istenilen duruma arkadaşlar. İstenilen durum nedir? E, ee, i̇kisinin tura birinin yazı gelmesidir. Tura tura yazı. Tabi bunlar kendi arasında yer değiştirebilir. 3 tane olduğu için 3 faktöriyel 2 tanesi aynı olduğu için tekrarlı permütasyondan bunu 2 faktöriyele bölmemiz lazım. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden de 3 gelecektir. Şimdi istenilen durum, durum bölü tüm durumlar 3 bölü 8 olarak geldi. Cevabımız da Bursa seçeneği oldu. İki zarın havaya atılması olayında zarların üst düzeylerine gelen sayıların çarpımının tek sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi bir zarda gelebilecek sayılar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır arkadaşlar. Buradan tüm durumlara bakacak olursak tüm durumlar bir tane zar için 6 farklı durum vardır. 2 tane zardan bahsettiği için 6 çarpı 6'dan 36 farklı durum oluşabilir buradan. Peki bizden istediği ne? Bizden istediği de gelen sayıların iki tane sayı seçeceğiz ya bu gelen sayıların çarpımının tek sayı olma olasılığı. Şimdi bunun tek bir ihtimali vardır. İki sayının da tek olması gerekir. Bir tanesi bile çift olsa sonucu çift yapmak için yeterli olur. Dolayısıyla seçebileceğim sayılar 1, 3 ve 5'tir. Yani 3 tane. İkinci zar için yine 3 tane seçebilirim. İkisinin de tek olması lazım yani 9 tane olur. İstenilen durum bölü tüm durumlardan 9 bölü 36 yani 1 bölü 4 gelecektir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. A ve B olayları E örnek uzayında 2 olaydır. PA verilmiş, PB verilmiş bir de PA birleşim B verilmiş. Şöyle bir formülümüz vardı. Kümelerde kullandığımız aynı zamanda olasılıkta da kullandığımız formül bu. PA artı PB eksi PA kesişim B'nin olasılığı diyorduk arkadaşlar. Şimdi burada PA birleşim B verilmiş. 1 bölü 2 olarak verilmiş. Yazdım. PA verilmiş 1 bölü 8 olarak. PB verilmiş 3 bölü 4 olarak. Ee, A kesişim B'nin olasılığı isteniyor bizden. Şu A kesişim B'nin olasılığını sol tarafa atalım. artı olarak geçsin arkadaşlar. Şöyle diyelim. 1 bölü 2'yi de sağ tarafa atalım. Eksi 1 bölü 2 olarak geçmiş olsun. Eksi 1 bölü 2. Burada payda eşitleyecek olursak 2 ile ve 4 ile genişletmemiz gerekir. Şuradan devam ediyorum. P A kesişim B eşittir diyorum. 1, 2 ile 3'ü çarptım. 6, 4 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 4 bölü 4 çarpı 2'den de paydamız 8 geldi. 1 artı 6'dan 7, 4 çıkardığımızda 3, 3 bölü 8 olarak gelir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Aşağıdaki şekilde 9 tane özdeş kare vardır. Bu 9 kareden rastgele bir tanesi seçildiğinde bu karenin sarı renkli karelerden biri olma olasılığı kaçtır? Şimdi toplamda tüm durumlarımız 9 tanedir arkadaşlar. 9 tane kare olduğu için bunlardan 2 tanesi sarı olduğu için e, ee, sarı seçme olasılığımız 2 bölü 9'dur deriz. Cevabımız da Bursa seçeneği olur. 30 kişilik bir sınıfta 8 kişi sarışın, 22 kişi de esmerdir. Yazalım arkadaşlar. 8 tane sarışın varmış, 22 tane de esmer varmış. Hem sarışın hem de esmer öğrencilerin yarısı ela gözlüdür. O zaman burada 4 tane ela gözlü öğrenci var. Buradan da 11 tane ela gözlü öğrenci oluyor. Toplamda 15 tane ela gözlü öğrenci var. Bu sınıftan seçilen bir öğrencinin sarışın veya ela gözlü olma olasılığı. Şimdi veya dediği anda hemen şunu dememiz lazım. Sarışın birleşim veya deyince birleşimi kullanacağız. Sarışın birleşim ela diyeceğiz. Bunu da nasıl hesaplıyoruz? Sarışınların olasılığı, elaların olasılığı eksi Sarışın hem sarışın hem ela olanların olasılığı şeklinde hesaplıyorduk. Şimdi burada e, bize zaten sarışın veya elayı sorduğuna göre biz burada sarışın olma olasılığını seçilen öğrencilerin sarışın olma olasılığını e, kaç olarak söyleyebiliriz? 8 tane sarışın var toplamda 30 kişi 8 bölü 30 deriz arkadaşlar. Ela gözlü olma olasılığı da toplamda 15 tane ela gözlü öğrenci vardı. Toplam e, ve 30 tane de öğrenci olduğu için 15 bölü 30 diyeceğiz. Eksi diyorum. Hem sarışın hem ela olan öğrenciler şurada değil mi? Sarışınların yarısı elaydı. Yani 4 tanesi ela. O zaman şunu söyleyebiliriz. 4 bölü Tüm öğrenciler 30 tane olduğu için 4 bölü 30 dedim. Buradan ne geliyor? 8 artı 15, 23. 4 çıkardığımızda 19 kalıyor. 19 bölü 30 oluyor arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa seçeneği oldu. Hasan'ın bir hedefi vurma olasılığı, vuramama olasılığının 5 katıdır. Hasan'ın vurma olasılığını şöyle H ile gösterecek olursak, mesela 5K diyelim, vuramama olasılığını da şöyle H'nin tümleyeni olarak gösterebiliriz. Buna da K diyelim arkadaşlar. Şimdi vurmasıyla vuramaması olasılıklarının toplamı 1 olması lazım. Çünkü e, tüm olasılıklar toplamı her zaman 1'e eşit oluyordu. O zaman diyorum ki 5K artı K eşittir 1. Hatta 6K eşittir 1 dersem iki tarafı da 6'ya böldüğümde K eşittir 1 bölü 6 olarak gelecektir. Şimdi bize demiş ki Hasan bu hedefe 2 defa atış yaptığında ikisinde de hedefi vurma olasılığı. Yani aslında ikisinde de 5K çarpı 5K olmasını istiyor. Yani aslında 25K kare. 25 çarpı k'nın karesi 1'in karesi 1, 1 6'nın karesi 36 gelecektir. Buradan da 25 bölü 36 gelir. Cevabımız denizli seçeneği olur. Aşağıdaki şekilde bir doğru ve bir çember üzerinde beşer nokta verilmiştir. Bu noktalar birleştirilerek üçgen elde edilecektir. Buna göre elde edilebilen üçgenlerin iki köşesinin doğru üzerinde olma olasılığı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi iki, yüz, iki köşesi doğru üzerinde ise ee, şöyle diyebiliriz. İki tanesini buradan alırız. Bir tanesini de aşağıdan alırız. Değil mi? Yani şuradan bir yerden alırız. L'yi alırız. K'yı alabiliriz. Mesela L'yi aldığımızı düşünecek olursak bunları birleştirdiğimizde şöyle bir üçgen oluşacaktır aslında. Bizden istediği böyle bir şey. Şimdi istenilen duruma bakacak olursak arkadaşlar istenilen durum yukarıdan iki tane nokta seçmemiz. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane noktadan iki tanesini seçiyoruz. Şu çember içerisinden ise bir tane nokta seçmemiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneden bir tanesini. Bu 5'in ikilisi 10'dur. 5'in birlisi 5'tir. 10 çarpı 5'ten 50 gelecektir. İstenilen durumlar 50 tanedir. Şimdi bir de tüm durumlara bakalım arkadaşlar. Tüm durumlarda ise burada nasıl üçgenler oluşturabiliriz bunu görmemiz gerekiyor. Şimdi ee, şu istenilen durumda olduğu gibi 5'in ikilisi yani doğru üzerinden 2 nokta, çember üzerinden 1 nokta seçerek üçgen oluşturabilirim. Ama sadece bu şekilde değil ki. Mesela 2 tane çember üzerinden seçerim, 1 tane de doğru üzerinden seçerim. Sonra bunları bir birleştiririm şu şekilde ve yine üçgen oluşturabilirim aslında. Şöyle yine üçgen oluşturabilirim. O zaman diyorum ki, Doğru, doğru, üzerinden 5 tanesinden bir tane, çember üzerinden 5 tane noktadan 2 tane seçerim. Yine üçgen oluşturabilirim. Ya da 3 üç noktanın 3'ünü üçünü de çember üzerinden seçsem yine üçgen oluşur. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın K'yı, G'yi ve H'ı aldığımızı düşünün şöyle. Burada yine üçgen oluşturabiliyorum. O zaman diyorum ki direkt buradaki 5 taneden 3 tanesini seçsem yine üçgen oluşuyor burada. 5'in ikilisi 10, 5'in birlisi 5 artı 5'in birlisi 5, 5'in ikilisi 10 artı 5'in üçlüsü de 10'dur. 10 çarpı 5 50, 5 çarpı 10 50 artı 10. Buradan da 110 geldi. Tüm durumlar 110, istenilen durum 50 tanedir arkadaşlar. 50 bölü 110 gelecektir. Şu sıfırlar gittiğinde 5 bölü 11 gelir. Cevabımız Denizli seçeneği olur. A eşittir. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin elemanları çarpımının negatif sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ilk olarak tüm durumlara bir bakalım tamam mı? Tüm durumlara nasıl bakacağız buradan? Ee, 3 elemanlı alt kümelerini seçeceğiz. Kaç tane eleman var burada? 8 tane eleman var. O zaman 8 taneden herhangi 3 tanesini seçtiğimde 3 elemanlı alt kümeleri oluşturmuş oluruz. Bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6'lar şöyle gittiğinde 8 çarpı 7 56 olarak gelecektir tüm durumlar. Şimdi bir de istenilen duruma bakalım arkadaşlar. İstenilen durum ne peki? Çarpımlı bu seçilen elemanların çarpımının negatif olmasını istiyorum Negatif nasıl olabilir bir tanesini negatif seçerim mesela Diğerlerini pozitif seçerim Ve sonuç negatif Gelir diyebiliriz Ya da diğer bir seçenek Üçünü de negatif seçersem yine sonuç negatif gelir yine diyebiliriz O zaman Birinci durumda Bir tane negatif, negatif sayı seçeceğim 4 tane negatif sayı vardı bunlardan bir tanesini seçiyorum 3 tane de Pozitif sayı vardı Bunlardan da iki tanesini seçiyorum arkadaşlar. 4'ün birlisi 4, 3'ün ikilisi 3, 4 çarpı 3'ten 12 geldi. Burada 3'ünün de negatif seçilmesine seçilmesi durumuna bakıyorum. 4 tane negatif vardı. Bunlardan 3 tanesini seçiyoruz. 4'ün 3'lüsü de 4, 4 e, olduğu için toplamda 12 artı 4'ten 16 tane bu şekilde negatif sayı yakalayabiliriz. İstenilen durum bölü tüm durumlardan 16 bölü 56 diyorum. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? 8'e bölsem 2 gelir, 8'e bölsem 7 gelir. 2 bölü 7'den cevabımız Bursa seçeneği. Bir torbada 3 kırmızı 4 beyaz bilye vardır. Bu torbadan aynı anda çekilen 3 bilyeden en az birinin kırmızı renkli olma olasılığı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi önce tüm durumlara bakalım arkadaşlar. Tüm durumlar nedir burada? Toplamda 7 tane bilye var değil mi? 7 tane bilgiden kaç tanesini seçmek istiyoruz? 3 tanesini. O zaman 7'nin üçlüsü diyeceğiz. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 6'lar gitti. 7 çarpı 5'ten tüm durumlarımız 35 olarak gelmiş oldu. Şimdi bir de istenilen duruma bakalım hadi. İstenilen durum ne buradan? İstenilen durum en az bir tanesi kırmızı olsun istiyoruz. O zaman 3 tane kırmızıdan bir tane seçsem diyorum. Toplamda 3 tane seçecektim. Geri kalan 4 beyazdan 2 tane seçmem gerekir. Ya da en az bir kırmızı dediği için iki tane kırmızı seçsek bu durumda bir tane beyaz seçmemiz gerekir. Ya da tamamını kırmızı seçmemiz gerekir arkadaşlar. 3'ün birlisi 3, 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. 3'ün ikilisi 3, 4'ün birlisi 4, 3'ün üçlüsü 1. 3 çarpı 6 18 3 çarpı 4 12 artı 1 buradan da 31 geliyor. İstenilen durum bölü tüm durumlardan 31 bölü 35 olarak gelir cevabımız yani Edirne seçeneği olur. Bir zar 3 defa arka arkaya atılıyor. Buna göre üst yüze gelen üst yüze 3 atışta da farklı bir sayı gelme olasılığı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bir zardan gelebilecek sayılar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Şurada ya istenilen durum bölü tüm durumlar yazacak olursak eşittir diyorum. Şimdi her 3 atış içinde aslında 6 farklı durum vardır. Tüm durumlarımız 6 çarpı 6 çarpı 6 gelecektir. Şimdi istenilen durum nedir? Ee, her birinde farklı sayı gelme olasılığı. O zaman ilk sayıyı attım. 6 farklı seçeneğim var yazdım. Mesela ne geldi? 5 geldi. Geriye kaç tane sayı kaldı? 5 tane sayı kaldı. Yazdım. Ee, mesela ne gelmiş oldu? Buradan da 2 gelmiş oldu arkadaşlar. 2 de gidince artık 2'yi de tekrardan gelmesini istemiyorum. Kaç farklı sayı gelebilir? 4 farklı sayı gelebilir. O zaman burada sadeleştirme işlemlerini yapacak olursak şöyle 4 ile 6'yı sadeleştirirsek 2'ye 3 gelecektir. 5 çarpı 2 10 6 çarpı 3'ten de 18 geldi. Hatta bir kez daha sadeleştirirsek 5 bölü 9 olarak gelir. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Öğretmen tahtaya birden dokuza kadar olan doğal sayıları yazıyor. Ali ise bu doğal sayıların her birinin kare köklerini alarak yeni bir küme oluşturuyormuş arkadaşlar. Şimdi e, kök 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 5, kök 6, kök 7, kök 8 ve kök 9 olmak üzere. Hatta kökten çıkanları şu şekilde yazalım arkadaşlar. Kökten, mesela bir kökten çıkıyor. 2 kökten çıkmıyor. 3 kökten çıkmıyor. 4 ama kökten çıkıyor. 2 olarak çıkıyor. 5 çıkmıyor. 6 çıkmıyor. 7 çıkmıyor. 8 çıkmıyor ama onu 2 kök 2 olarak yazabiliriz aslında. 9 da dışarı 3 olarak çıkıyor. Peki. Buna göre Ali'nin oluşturduğu kümeden seçilen iki elemanın çarpımının tam sayı olma olasılığı. Şimdi önce tüm durumlarımıza bakalım arkadaşlar. Tüm durumlarımız nedir? 2 tane elemanın seçilmesi. Kaç tane eleman var burada? 9 tane eleman var. O zaman tüm durumlarımız 9'un ikilisi olacaktır. O da 9 çarpı 8 bölü 2'den 36 olarak gelecektir arkadaşlar. İstenilen durum nedir diye bakacak olursak. Bu da 2 eleman seçilecek. Bunların çarpımının tam sayı olmasını istiyoruz. Mesela burada 1 ile 2'yi seçsek biz çarpımları tam sayı olur. Ya da 1 ile 3'ü seçsek yine tam sayı olacaktır. Ya da 2 ile 3'ü seçsek yine tam sayı olacaktır. E, bunun haricinde zaten bunlar haricinde tam sayı yok. Bunlar, bunlarla da sadece bunları oluşturabiliyoruz zaten. 1, 2, 1, 3 ve 2, 3'ü oluşturabiliyoruz. Peki geri kalan köklü sayıların çarpıp da tam sayı oluşturacak iki tane sayıyı bulabiliyor muyuz? Mesela kök 2 ile Neyi çarpsak burada tam sayı olabilir? 2 kök 2'yi çarpsak arkadaşlar kök 2 çarpı 2 kök 2'den ne gelecektir? Kök 2'lerin çarpımından 2, 2 çarpı 2'den de 4 gelecektir ve yine tam sayı oluşacaktır. O zaman kök 2 ile 2 kök 2'yi de alabiliriz. Peki başka sayı alabilir miyiz diye baktığımızda başka sayıyı da aslında alamıyoruz arkadaşlar. O zaman 4 farklı ikili seçebiliriz. Toplamda 36 farklı durum vardı. Biz bunlardan 4 tanesini istiyoruz. 4 bölü 36 Cevabımız 1 bölü 9 olarak gelir yani Ceyhan seçeneği olur.